Başkanım, Türkiye genelinde ilk defa yapılacak olan bir proje imza atacaksınız. Bu proje hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Tabii ki Türkiye'de her zaman olduğu gibi bugün de bir ilkleri yapmaya başlayacağız. Tabii Mia Hanım bu işin aktörlerinden bir tanesi. Çünkü şu anda özellikle son süreçlerde gerek pandemi döneminde gerekse pandemi öncesindeki süreçte sosyal medya gücü inanılmaz etkili olmaya başladı ve müşteriler buradan takip ediyor. Ama ya esnafımız bu noktada neler yapacak? Sosyal medyayı gerçekten profesyonel anlamda kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Baktığımız zaman şunu görüyorum ben, yani profesyonel anlamda kullanamıyoruz. Kullanamayan insanlar da şirketler aracılığıyla bu işi çözmeye çalışıyorlar. O zaman dedik ki biz de bu işi ele atalım. Ne yapmamız gerekiyor? Mia Hanım birazdan anlatacak sizlere. Tabii her işin bir profesyoneli var. Her işi bizler bilmeyebiliriz ama profesyonelle çalışırsak esnafa ciddi anlamda katkı sunarız diye düşündük burada. Ve şimdi tabii bu şirketler para kazanıyor. En azından esnaf bu eğitimleri alarak, bu projemizde bu eğitimleri alarak ortadan aslında bu şirketleri kaldırmış olacak. Bizim çünkü oda olarak görevimiz üyelerimizin haklarını, hukuklarını korumak. Bu noktada da Türkiye'de bir ilki yaparak sosyal medya nasıl kullanılır, teknolojiyle nasıl haşır neşir olacağız? O bilgileri de Mia Hanım anlatacak sizlere. Öncelikle başkanımıza bu konuda destek verdi ve yeniliklere açık olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü her ne kadar yani dünyanın en iyi işini yapıyor da olsanız bazı mercilerden bu konuda destek görmeniz çok çok önemli. O konuda da sağ olsun başkanımız bütün oda üyelerine aynı şekilde destek gösteriyor. Bu eğitimimizle birlikte hem meslek erbapları neler yapması gerektiğini öğrenecek hem daha az bütçeyle kendileri bu işin uzmanı olarak kendileri yer alacaklar veya bir şirketle çalışırlarsa da neler yapılması gerektiğini, işte hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaklar. İnşallah eğitimimizin güzel bir şekilde karşılanacağını ve çok fazla talep olacağını ümit ediyoruz. Bu konuda da umarım Türkiye'de odamız olarak ön plana çıkar, örnek oluruz. Eğitime katılmak isteyenler nasıl başvurabilirler? Onu henüz kesinleştirmedik ama odamız aracılığıyla büyük ihtimalle sanırım öyle bir karar alırız diye düşünüyorum. Bize başvururlar. Detayları da zaten ilerleyen süreçlerde eğer pandemiden dolayı bir kısıtlama gelmezse paylaşacağız. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Şimdi tabii süreç pandemi süreci olduğu için tabii ki gönül ister ki hemen biz bu projeyi başlatalım. Çünkü bu proje yeni bir proje değil aslında. Yani bizim yılın başında aslında düşündüğümüz. Çünkü bizler normal koşullarda Ocak ayında başlatıp Mart'a kadar yoğun bir eğitim programı düzenliyoruz. Ama bu dönemki tabii süreçte pandeminin gelmesiyle birlikte bu proje ertelenmiş oldu. Bu sürece kadar geldi. 2 Aralık'a kadar yasaklar, odaların eğitim programı yüksek katılımdan kaynaklı tabii bir araya getirilmiyor. Bunun için de biz inşallah eğer önümüzdeki bu 2 Aralık sürecinden sonra yeni bir kısıtlama gelmezse ya Aralık ayı içerisinde veya Ocak ayı içerisinde bu projemizi Türkiye'ye tamamıyla tanıtmış olacağız. Üyelerimiz de buradaki yaklaşık 2000'e yakın üyemiz de bu projeden faydalanmış olacak. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.